Buyurun. Bugün 41 yıl önce fiziki varlıkları ortada kaldırılan, sadece ama fiziki varlıkları ortada kaldırılan üç yoldaşımızın, Deniz Gezmiş'in, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın katledilişinin 41. yılı bu. Ama görünen o ki onları sadece fiziki olarak ortada kaldırabildiler. Türkiye coğrafyasındaki ve dünyadaki tüm devrimciler, tüm solcular, tüm demokratlar yaşadığı sürece onların varlıkları da yaşayacaktır. Sadece onları fiziki olarak bu dünyada göç ettirebildiler. Ama bugün ve 1 Mayıs'ta yapılanları düşündüğümüzde onların fiziki olarak bu dünyada göçtürmeleri mevcut merkezi hükümetleri hala korkutmaktadır. Çünkü onların varlığı fiziki olarak değildi, düşünce olaraktı, inançlarıydı, devrime olan inançlarıydı. Bugün bu üç fidanı burada yaşadığımız sürece biz, siz, hepimiz, Türkiye'de ve dünyada yaşayan tüm devrimciler, tüm solcular, onları ve onlar gibi Türkiye ve dünya halkları uğruna mücadele vermiş tüm devrimcileri yaşatacaklar. Fizikmen ortadan kaldırılmış olsalar bile merkezi hükümetlerin en büyük korkuları, düşünceleri devam edecektir. İlelebette yaşayacaktır. Belki bizler bir gün bu dünyada olmayacağız ama Denizler, Yusuflar, Hüseyinler ve onlar gibi mücadele uğrunda şehit olmuş tüm devrimciler yaşayacaktır ve yaşamaya devam edecektir. Bugün burada şunu söylemek istiyoruz bütün merkezi hükümeti ve dünyadaki tüm bu katliamlara destek veren insanlara: hiçbir zaman unutturmayacağız, unutulmayacaklar. Bizler bugün bu görevi burada yapıyoruz. Biraz sonra arkadaşımız, onlarla ilgili gençlik kollarımızın yaptığı bir etkinlik var. Yani 17 yaşındaydım benim bugün orada. O katledikleri gün 17 yaşındaydım ve lise 1. sınıf öğrencisiydim. Şu an o gün duyduğum üzüntüyü ve heyecanı duyuyorum. 41 yılda bunu hep duydum. Sizler de bizler gibi duydunuz, duymaya devam ediyorsunuz. Ama ne olur, bugünü özellikle hem de Hıdır Ellez'in olduğu bir gecede, Hıdır Ellez gecesine bağlayan bir günde bu iş fidanı katledip